Muammayı aşk. Bu şiirin mevzu hakikaten psikolojik bir muammadır. Ben takriben 5 yaşlarındaydım. Bir müddet Edirne'de kaldık. O vakit annemin pek iyi bir dostu vardı. Bir komşu hanımdı. Bu hanımın ciddi ve temkinli tavrı, güzel vücudu ve müyesser siyah gözleri bana galiba dokunuyordu ki ne vakit onun huzurunda bulunsam hem sıkılıyordum hem de yanına sokulmak istiyordum. Bu halimi annem ve o hanım sezmiş olacaklar ki ara sıra aralarında konuşup bana manidar bir surette bakıp tebessüm ederlerdi. Nihayet Edirne'den ayrıldık. 93 muharebesinden 7-8 ay evvel babam bizi İstanbul'a nakletti. Ben o hanımı çoktan unutmuştum. Mektebi tıbbiyeden mezun olmuştum. Aksaray'da bir müddet oturduk. Bir akşam bir komşunun evinde takriben 18 yaşlarında bir genç hanıma tesadüf ettim ki Edirne'de annemin dostu olan hanıma pek benziyordu. Bu genç hanıma Edirne'de hısımlarından bir kimse olup olmadığını sordum. Hayır dedi ve İstanbul'dan da hiç çıkmamış olduğunu bildirdi. Ben de o hatıra üzerine o şiiri yazdım. 1928'de New York'a gitmiştim. Orada Christodoros Hous namında bir şair kadınlar cemiyeti vardır. Bu müessesenin reisi ise Miss Branch beni davet etmişti. Farisi edebiyatı hakkında verdiğim İngilizce bir konferanstan sonra bir münasebetle bu şiiri ve bu acayip muammayı anlattım. Ve şiirin tercümesini istediler. Bu arzu üzerine bu şiiri Fransızcaya nazmen tercüme ederek kendilerine takdim ettim de. Çocukluğumda büyük bir kadın severdim ben. Niçindi bilmez idim ruhumun şu meyli ona. Nigahı şefkati, irası aşk ederdi bana. Şerareler gibi bir his geçerdi gönlümden. Uyurdu nale-i matem leybi hazininde. Melali ömrünü izmar ederdi temkini. Fakat felaketi mestur idi cebininde. Karaydı bahtı, karaydı düğü, çeşmi gamgini. Donardı ruhum onun nazrai siyahından, inerdi gönlüme gamgin olan nigahından. Zalamı şeb gibi bir şey, kederli bir sevda. 16-17 yıl oldu görmedim lakin, içimde sanki melali muhabbeti sakin, tahattür eyliyorum ben o çehreyi hala.